Merhaba, Sivil Düşünenlere hoş geldiniz. Ben Ege Kayacan. Sivil Düşünenlerin bu bölümünde uzun uzun bir filmden bahsedeceğiz. Ben çok etkilendim filmi izlerken ve şansımıza bugün filmin hem yönetmeni Umut Deriner olan hem de yapımcısı Aslan Örüm bizimle birlikte olacak. Bu bölümde sadece sohbet yok. Şanslı dinleyicilerimizden 3'ü hediyeler de kazanacaklar. Aylarca sürmüş bu filmin çalışmaları araya pandeminin de girmesi nedeniyle bir dolu materyal toplanmış. Filme de bunun çok küçük bir kısmı yansıtılabilmiş. Ne olsun, bunlar bir kenarda kalsın mı demişler. Sonra hayır, öyle olmaz, yazıktır diyerek filme eşlik eden bir de kitap çıkarmaya karar vermişler. Yine Sivil Düşün'ün katkılarıyla ve işte şanslı 3 dinleyicimiz bu podcast'ten sonra vereceğim adrese cevaplarını ileterek bu kitabı kazanma şansına sahip olacaklar. Sorun filmle ilgili olacak. Filmi henüz izleme şansınız yok ama zaten sohbetimiz için de bu soruların cevapları geçiyor olacak. Filmde starlar diyor, derin sohbetim sırasında kahramanlar, karakterlerden birinin ismini söylemenizi bekliyorum. Cevapları Instagram'dan ulaştırabilirsiniz bana veya e-mail atabilirsiniz. @egekayacan'a yollayabilirsiniz cevaplarınızı veya egekayacan@gmail.com adresini kullanabilirsiniz cevaplarınız için. Dediğim gibi şanslı 3 isim Kekre filmine eşlik eden onun materyalleriyle daha da zenginleşmiş bir kitap kazanacak bizden. Hatta bilmiyorum belgeseller için böyle bir sohbet var mı ama ben onun kitabını okumuştum daha filmden önce diye hava atma şansınız bile olabilir. Sohbetimiz başlayacak birazdan ama her zamanki gibi ilk önce sivil toplum uzmanı Ayşe Çamkıran bizimle birlikte Sivil Düşün'le ilgili merak edilen sorulardan birine daha cevap veriyor Ayşe. Ayşe merhaba. Merhabalar Ege. Ayşe, şimdi Sivil Düşünenler serisinin başlamasından sonra bana da gelen sorular var. Ben o soruları sana yönlendireceğim. Hemen aradan çekileceğim. Zamanında herhangi bir destek olmadan ben tam anlamıyla gönüllü olarak bir işe kalkışmıştım. Belli bir noktaya da getirdim ama bundan sonra böyle bir destekten haberdar oldum. Acaba hali hazırda başlamış bir projeyi, hatta başlamış ve sona ermiş bir projeden Sivil Düşün desteğiyle başka aşamalara geçme şansım olabilir mi gibi sorular da var dinleyicilerimizden. Olabilir tabii ki de. Zaten Sivil Düşün destekleri normal hibe fonları gibi değil. Biz proje bile demiyoruz, çalışma diyoruz. Küçük ölçekli, kısa vadeli dediğimiz. Bu herhangi büyük bir projenin ufak bir adımı da olabilir, başlangıç adımı da olabilir veya son aşamasına gelinmiştir. Sadece basılması gereken bir takım materyaller veya sonuca bağlanması gereken çalışmalar vardır. Dolayısıyla yine aynı başvuru formunu doldurarak ihtiyaçları doğrultusunda daha önceden yaptıkları çalışmanın ön kısmına da referanslar vererek, oraya dair bilgiler ekleyerek bir başvuru oluşturabilirler. Elbette destek talep edebilirler. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sivil Düşünenler devam ediyor. Sivil Düşünenler'de bu hafta biraz daha kalabalığız. Sivil Düşün'den destek almış bir film var, Kekre. Bu filmin hem yönetmeni hem de yapımcısı bizimle birlikte bugün. Merhaba. Merhabalar Ege. Merhaba Ege. İlerleyen dakikalarda uzun uzun filmi öveceğim ama önce sizi bir tanısın dinleyicilerimiz. Başlamak ister misin Aslı? Sen başla. Peki. Ben Umut Deriner'e olan Mersin'de yaşıyorum. 33 yaşındayım ve trans bir aktivistim. LGBT artı hareketinde profesyonel ve çoğunlukla gönüllü LGBT artı hakları alanında çalışmalar yürütüyorum. Şu an hali hazırda Muamma LGBT artı derneğinin genel koordinatörüyüm. Onun dışında harekette birçok örgütte gönüllü olarak işler yapmaktayım. Sivil toplum çalışanıyım. Bunun dışında ilk kez aktivizmin yollarından birisinin de bir sanatsal ürün olabileceği fikrine kapıldığım için ilk kez bir yönetmenlik deneyimine sahibim. Tabii ki bu yönetmenlik deneyimine sahip olmak değil, ekibin tamamının tüm emeğiyle beraber çıkmış bir ürün. Ben de bunun bir parçası olduğum için mutlu bir insanım şu sıralar. Onun dışında yüksek lisans eğitimimde, master'ımda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair çalışmaları kapsayan gender studies, yani kadın araştırmaları olarak da çevriliyor ama onu çok tercih etmiyorum. Cinsiyet çalışmaları diyeyim daha doğrusu. Hı hı. Cinsiyet çalışmaları üzerine yaptım ve tezimi de aslında alandaki deneyimlerim ve ayrıca son dönemlerde üzerine çalışmaktan memnuniyet duyduğum eleştirel erkeklik konusunda kesiştirerek trans erkeklerin erkeklik inşaları üzerine gerçekleştirdim.
trans bir aktivist olarak LGBT artı hareket içerisinde trans aktivizmi güçlendirmeye, bir yandan da akademide trans görünürlüğünü artırmaya çalışan işler yapmaya çalışıyorum. Kısaca böyle özetleyebilirim. Teşekkürler. Aslan, seni de tanıyalım, prodüktörümüz. Merhabalar, ben Aslıhan Örün, film ve belgesel yapımcısıyım. Bunun dışında daha ziyade sivil toplumun projelerinin prodüksiyonlaştıran bir şirketimiz var, Cult Film. Bu projede ilk defa sivil topluma iş yapan değil, sivil toplumla birlikte iş yapan bir tarafa geçmiş olduk. Bu yüzden çok mutluyum. Genelde çünkü markadan brief'i alıyoruz ve bir şey üretiyoruz. Burada her şeyini kendimizin yazdığımız, aktivizmle sinemayı nasıl birleştiririz dediğimizde sivil düşüne başvurabildiğimiz bir yol yaratabildik. Derinle hareketten tanışıyoruz. Ve aklına böyle bir proje geldiğinde, sen İstanbul'dasın, ben Mersin'deyim, nasıl yapacağız bunu? Ve pandemi zamanı düşündük. Filmi 3 farklı yerde çekmeye karar verdik. Hem pandemi, hem yerel, hem merkez, hem sinemanın pahalılığı derken bence hep birlikte kolektif çok güzel bir iş üretmiş olduk. Şimdi yeni tanıştık. Normalde insanlar böyle şeyleri hemen söylemezler. Hep bir havalı görünmeye çalışırlar falan da. Ben sizin belgeselinizi, filminizi izledikten sonra, aslında belgesel de demeyeyim, belgeselde insanların kafasında bir ön yargı oluşuyor olabilir. Bu bir kısa film. Ve bu kısa film biraz daha uzun olsa, sadece alternatif belgesel festivallerinde değil, pek çok film festivalinde de seyircisini etkileyecek filmlerden bir tanesi. Hatta Aslan'la sen bağlanmadan önce konuşurken Derin, ona da söyledim de, siz bunu biraz uzatsanız Netflix'e rahat çakarsınız. Ve bizim evde de şöyle bir şey olur. Yani benim karım der ki, böyle bir şey gelmiş, Kekre diye bir film gelmiş, gel onu seyredelim. Ben de şey derdim yani, normalde aman ne seyredeceğim belgesel falan filan derdim de, ben ilk yönetmenlik denemen olduğuna çok inanmadım söylerken, hani daha yeni tanışır tanışmaz sana yalancı da demek istemiyorum ama, yani daha böyle alternatif olmasını beklediğim bir belgeselin daha ilk anında bu başka bir şeymiş dedirten bir yapısı var. Bir de çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi, değişik karakterleri izliyoruz ve onların arasında bir nefeslenip, çok da doğal akışında gerçekleşen bir şey bu. Nefeslenip, ne dedi şimdi bu ya, bir dakika ya, ne dedi falan diye düşünmemizi, bir de o düşünme sırasında duvara bakarak değil, böyle hakikaten şahane görüntülere bakarak yapmamızı sağlayan bir görselliği de var. Bu tip belgesellerde çok zaman ihmal edilen şeylerden bir tanesi. Ben senin sahnendi galiba, değil mi, o arkada sütunların olduğu yer. Neresi orası? Yani bence o çekimden önce böyle 2 saat güneşin o hali almasını, gökyüzünün o renge bürünmesini beklemişsiniz falan gibi bir his de uyandı. Orası Mersin'de Beşiktaş Meydanı olarak geçen, son zamanlarda Mersin için politik manada önemli, kadın eylemlerinin, LGBT artı eylemliliklerinin basın açıklamasının, o hatta bu sene Onur Haftası'nın basın açıklamasının ve pikniğinin yapıldığı bir alan. Kentimin birçok alanı böyle zaman zaman değişiyor politik manada Mersin'de, küçük yer olduğu için. Bu dönem için bizim için politik bir anlamı var. Biraz da zihinlerde bu da böyle bir hatırlansın kalsın, belki ileride tekrar döndüğümüzde o mekanı da böyle hatırlamak güzel olur diye o alandaki görüntüleri seçtik. Hem benim ara görüntülerim içerisinde vardı, hem de ya iki ara görüntüm de vardı farklı zamanlarda. Yani gündelik bir kullanım yeriyken politik manada da bizim ziyaret ettiğimiz bir yer. Yani bunların hepsi bir kesişimsel bir şekilde ve şehrin tamamına yayılmış bir durumda bir görünürlüğe sahibiz mesajı da vermek istedik birazcık. Benim kafamda şöyle bir şey var. Şimdi ağırlıklı olarak filmden bahsedeceğiz. Böyle tek tek karşımıza çıkan filmdeki karakterlerden bahsederek mi başlasak? Çünkü orada pek çok hikaye olduğunu biliyorum. O çok küçük bir kısmının yansıtıldığını da tahmin ediyorum o kısacık filmin içine. Öyle bir başlasak, sen ve Aslan bana onları bir anlatsanız. İzleyenler de belki ilk önce daha hiçbir yerde izleyemiyorlar, değil mi? Sen buna şifreli falan bir şey gönderdin. Onlar biraz hem merak etsinler, yarın öbür günde denk gelip izlediklerinde ne izlediklerini daha önceden biraz daha fazla bilgiyle, daha ayrı bir tad alarak izleme şansına sahip olurlar belki.
Filmimiz evet henüz daha ilk gösterimini gerçekleştirmedi. Bir de biraz önce söylediğin gibi onlar aslında çok küçük küçük parçalardı. Belki biraz insan izleyenlerin zihninde kapılar açacak en etkili yerleriydi. Fakat çok kıymetli paylaşımlar vardı. Bu sebeple biz bu filmin bir de kitapçığını çıkardık. Yani orada görüştüğümüz insanların erkeklik deneyimlerine yönelik hikayeleri içeren onlarla sohbet ettiğimiz bütün röportajımızı kitaplaştırdık. Oradaki tüm katılımcıların hikayelerine biraz daha detaylı göz atmak isteyen arkadaşlar bize ulaşarak Kekren'in sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirler. Oradan bizden talep ederlerse biz kendilerine gönderebiliriz. Ya da film gösterimlerinde bu kitapçığı paylaşmak da isteriz. Kitapçığın da çıkmasına vesile olan donörümüz Sivil Düşün. Hem filminizin hem de kitapçığımızın çıkmasına vesile oldu kendisi. Bir kez daha buradan teşekkür ederiz kendilerine. O zaman şimdi biraz emrivaki yapalım. Burada kaydın sonunda zaten bu podcast'in künyesinde sizin bilgilerinizi paylaşıyorum. Aynı zamanda kitap da armağan edelim 3 kişiye. Bu tam böyle klasik radyoculuk şeyini de gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi kekre kekre diye konuşuyoruz ama ben senin röportajını okurken fark ettim. Bu arada bir güzel bir kelime oyunu var. Ben kekrenin erkeğin tersi olduğunu fark etmemiştim. Var mı bir anlamı kekrenin? Kekre yani şöyle bir anlamı var. Yani TDK'dan da baktığımızda ya da yaygın olarak kullanılan anlamına da baktığımızda aslında tatla ilgili. Ağızda bir Kekremsi tat bıraktı. rahatsız yani ham olgunlaşmamış ama baskın tadı olan meyvelerde olur genellikle. İşte ham hurmada mesela yumuşak hurmanın olmamış halinin tam anlamı bana mesela öyle hatırlatıyor, anımsatıyor ve o bir rahatsızlık yaratıyor ve İşte o erkeklik meselesinde de aslında bu herkesin ayakkabısında böyle bir taş var. Ve bu henüz böyle çok konuşulabilmiş bir mesele de değil. Ülkemizde akademik olarak da çok yeni. Politik manada da çok sirayet etmemiş birçok harekete ki keza birçok konuda ilerlemiş olan LGBT artı hareketine bile çok yeni sirayet ettiğini söyleyebiliriz. O bakımdan bu rahatsızlığın biraz daha o ağızda bıraktığı tadı hatırlatmak için böyle bir isim seçtik. Bir de tabii ki tersten okuduğumuzda erkek olması gibi güzel bir kelime oyununa denk geliyor. Bana kalsa ben şey diye düşünürdüm. Kekre'nin erkeğin tersi olduğunu fark ettiler ve de o tatsız havasını fark ettiler. Bu film oldu daha ismini koyduğu anda bu film oldu falan hissine kapılmışlardır diye düşündüm seyrederken. Aslında öyle olmadı. Filmimizin ismi filmimiz biraz daha hani çekimleri başladıktan sonra birkaç tane öneri vardı. Aklımızda birkaç şey vardı. Onlardan bir tanesiydi. Hep beraber tartışarak karar verdik. Yolda ortaya çıktı aslında. İçimize en çok sinen, yolda bu filme en uygun olacağını düşündüğümüz isim bu oldu. Yani çok uzun süre bu filmle yatıp kalktığınızdan eminim. Bir de yani film aklınızda bir yerlere gidiyor. Proje toplantılar yapıyorsunuzdur eminim. Saatlerce konuşuyorsunuz. Ama işte tam bu aralar yapılan pek çok çalışmada olduğu gibi pandemi dönemine denk geldiği için en çok gaza getirecek bu saatlerce konuştuğu şeyi daha bir kamera görmeden saatlerce konuşmanın böyle insanda yarattığı böyle bir heyecan ve artık böyle bir açlık vardır. O ne kadar sürdü? Ne kadarlık bir dönemden bahsediyoruz filmin çekimini? Yani aslında bu çok uzun sürdü. Planlamanın üstünde sürdü. Sivil Düşün de bu konuda zaten pandemi nedeniyle sahada yapılacak çalışmalarda özellikle bu şekilde dış çekim yapılacak işlerde bir süre de tanıdı bize sağ olsun. Birazcık uzattık o süreyi biz. O imkanı da sağladı. Bu tam da böyle hafta sonlarının yasak olduğu dönemler vardı ya. Tam Yani çalışılabilecek aynı tam bizim herkesin müsaitliğini kolladığımız dönemlerdi. Ve oralarda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çünkü güneşin işte sokağa çıkma yasakları vardı. Güneşi tam kullanamadık bazı vakitlerde falan derken aslında çok uzun sürdü. Planladığımızdan uzun sürdü. Fakat belki de iyi oldu. Biraz daha içimize sindi. Biraz daha tartışma, biraz daha zenginleştirme imkanı bulduk. Biraz daha biz konuyu içselleştirdik. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Hem o
Sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanlarda bence bu işle meşgul olma meselesi de bize iyi geldi. O Büyük bakımdan ihtimalle öyledir yani. tam bir pandemi işi zaten. Yani birçok kısıt vardı. Ama heyecanımızı hiç yitirmedik, vazgeçmedik. Biraz daha uzadı sadece ama çok daha içimize sindi. İçimize sinene kadar denedik ve en içimize sinen haliyle sunmak istedik. Şimdi filmin karakterlerini uzun uzun konuşacağız ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Sohbetimiz başladığından beri derinle konuşuyoruz. Bizi dinleyen feministler de şey diyecekler. Bir tane işte atanmış erkek, bir tane trans erkek, gene kadınları dışarıda bıraktılar falan gibi böyle bir eleştiride bulunacaklar. O yüzden Aslan sen başla istersen karakterleri tanıtmaya, kimseyi kızdırmayalım. Şöyle, ilk bu filmi düşünmeye başladığımızda Derin'le her toplantıda rakamın gittikçe arttığını fark ettik ve sayımız bir yerde 20'ye yaklaştı. Ve kafamda hep bir matematik, 20 röportaj yapılacak insan aynen sayısı öyle. Yani 20. oradaki çeşitliliği, temsiliyeti olabildiğince demokratikleştirmek ve kapsamını genişletmek adına aklımıza hep yeni birileri daha geliyor. Farklı yerelliklerde ve farklı kimliklerde birilerini daha devreye sokmak istiyoruz vesaire. Ama hem pandemi, hem elimizdeki şartlar ve imkanlar, hem sinema üretiminin zorluğu. Bir yandan da filmin gittikçe uzun metraja doğru kayıyor oluşu. Dedik ki tamam, bu bizim için bir girizgah olduğunu varsayalım. Gerçekten bu bizim için bir yola başlangıç filmi olsun. Ve bundan sonraki her filmimizde bu konuda bir dikey yaratalım ve farklı alanlarına, farklı uzmanlık alanlarına giriyor olalım. Derin fikirlerini söylemek istiyorum buradan, bilmiyorum ama ben söylemeyeyim şu an. Ben sana katılıyorum ama sürprizini bozmayalım. Fakat bu daha küçük bir parçası diyelim. Ya o zaman dileğim gerçek oldu. Ben kendi kendime düşündüğüm şey zaten başkasının da en başta da filmi yapanların aklına gelmiş neyse ki. Ben çünkü şey olurdum hakikaten de bu birikime bu çalışmayı böyle 20 dakikada harcamak yazık olacaktı tam anlamıyla. Karakterlerden gidersek ben hemen söyleyeyim en başta ilk röportajları seçerken bununla başlayalım. Çünkü bu insanları hemen avucunun içine alır diye düşündünüz mü? Bu adam bunu izledikten sonra bu başka bir şeymiş diye düşünür falan diye herhalde sizin için de çarpıcı şeylerden bir tanesidir. Kurgu süreciyle ilgili olarak şunu söyleyebilirim yapım aşamasında, post prodüksiyonda. Kurguda yaklaşık versiyon 17. export'u aldık en son. Ve o 17'den çok öncesi de var, sadece saymaya başlamamıştık. dikkat ettiğimiz şey şuydu gerçekten. Kurgusunu Okan yaptı. Klişe olmayalım, insanların ağzından çıkan şeylerden uzaklaşmayalım, bir imaj ve bir ambalaj dayatmaya veya yaratmaya çalışmayalım. Kişi neyi nasıl söylüyorsa, tabii ki bazı şeyleri öne çıkarttık, intro kurduk, teaser kurduk vesaire, ama kişi neyi nasıl söylüyorsa onu olduğu gibi koymaya çalıştık ve filmi 3 farklı şehirde çekmenin avantajını yaşadık. Yani bu film sadece İstanbul, İzmir ve Ankara gibi merkezi bir yerden değil, Mersin özelinde, filmin ağırlığının da Mersin'de olduğunu düşünürsek, bence yerelin sesinin kulağımızda farklı tınlamasını hissediyoruz filmde. Ben de şey hissi uyandı bir onu da sorayım da izlerken filmi. Sanki bu filmde dinlediğimiz herkes bir şekilde hangi yoğunlukta olduğunu tam kestiremiyorum elbette ama bu harekette yabancı değil biraz içinde çünkü seçtikleri kelimeler konuşurken kullandıkları kelimeler bana konuyu böyle biraz daha analiz etmiş bir yerden yardım aldıklarını, bir literatüre hakim olduklarını hissettirdi. Öyle mi gerçekten hepsi? Yani çok yanlış değil aslında, kenarında çeperinde bazıları çok ortasında insanlardı ama çoğunlukla merkezin dışındaydı. Yani kendimin ve iki arkadaşın dışındaki arkadaşlar biraz daha merkezden uzak çeperde temas halinde olduğumuz kişilerdi ama yıllardır bir şekilde hareketten bir şekilde beslenen,
ve haberdar olan arkadaşlar ama örgütlü pratikleri yok ya da daha merkezde değiller. Ama yayınlarınızı okuyorlardır, işte çalışmalarınızı bir şekilde değerlendiriyorlardır, gözden geçiriyorlardır. Evet, çok bir, yabancısı değillerdir yani bu konudaki literatürün. Aynen, bir de yerelde olmanın belki avantajı, işte en azından Mersin'de olanlar arasında bir tanışma halinin ve yıllardır bir iletişimin olması meselesi, ortak bir dil kurma ve dilde birazcık daha ortaklaşma meselesini birbirimize hani sağladığımızı gösteriyor. İlk kahramanımız, ilk starımız Gölge'ydi. Gölge Mersin'de bir dezavantajlı diyebileceğimiz, getto diyebileceğimiz ve birçok kimliğin şiddetli bir şekilde klasik geleneksel erkeklik tarafından ezildiği bir mahallede trans erkek deneyimine sahip bir trans erkek. Aslında benim için çok önemli bir karakter. Yani özel hayatımda bence çok önemli bir karakter. Yıllardır tanıdığım bir insan fakat kendisini gerçekleştirme sürecinde maruz kaldığı erkeklik dayatması onu birazcık baskılıyor diyebiliriz. O da zaten dile getiriyor, filmde bundan bahsediyor. Kendi inşa etmek istediğinden ve ona dayatılan inşadan bahsediyor. Benim için onun o mücadelesi çok devrimci ve çok önemli. Ama işte biraz önce Aslan da söyledi. Yerelin yerele biraz kulak verme meselesi dedi. Şimdi bizim hareketimize baktığımızda, hani biraz da kendi hareketimizi eleştirel bir yerden bakalım. Trans hareket ya da LGBT artı hareket içerisinde belki Gölge'nin hikayesini bilmeyen, dinamiklerini bilmeyen, kendi inşa sürecini bilmeyen birisinin onunla kısa dönemde bir tanışma sırasında kendini ifade etme biçimini farklı algılayabilir ve o politik doğruculuk meselesiyle ilgili belki bir şeye maruz bırakabilir. Ama bu filmi izleyen birisi onun gerçekliğinin, onun yaşadığı mahallenin, onun oradaki mücadelesinin farklı bir şey olduğundan, sadece mücadelenin örgütlü bir şekilde olmadığından, olmadığını gösteren bir yerde. Nitekim böyle bir şey yaşadık. Başka bir filmde başka bir starımızın özel hayatta deneyimini bilmeyen, filmi senin gibi bir tık öncesinden izlemiş, fikrini aldığımız bir arkadaşımız. Ya öncesinde bir takım fikirlerim vardı ama şu an alt üst oldu. Bu böyle bir hayatta, böyle bir mücadele ve böyle bir inşa aslında çok büyük yollar kat edilmiş dediğine şahit oldum. Bu sırada da gerçekten filmin amaçlarından birisinin gerçekleştiğini düşündüm şahsen. Gölge'nin anlattıklarında aslında bu trans erkeklikte insanların bu konu hakkında konuşurken çok rahat atladıkları, hiç aklına getirmediği bir şey var, ondan bahsediyor ve hiç konuşulmayan şeylerden bir tanesi bu. Bunun riskli bir ameliyat olması. Bu seçimi yaptığımda, işte bu kararı verdiğimde göze aldığım şeylerin farkında değil insanlar diyebiliyor. Bu da çok etkileyici şeylerden bir tanesi. Yani buna da bir şekilde değinmiş olmanız önemli filmde. Sonrasında da şeyler var işte. Erkek olsaydın, trans kadına geçseydin biz seni asla kabul etmezdik ama kadınken erkek olduğuna göre artık erkek gibi davranmak zorundasın diye aslında bütün erkeklerin üstüne boca edilen şeyleri çok farklı bir deneyim yaşamış insanın üstüne de boca ediliyor. Bu çok ağır bir şey yani. Toplumsal olarak bütün erkeklerin yaşadığı şeyi daha yeni kendini tanırken yeni dünyasında bir anda üstünde bulması bir insan gerçekten çok ağır şeylerden bir tanesi. Evet, yani transfobinin dışında bir de toplumsal erkeklik baskısı insana artık nefes alabileceği ve güvende hissedebileceği bir alan yaratmıyor. Çünkü hiçbir tarafta makbul değilsiniz bu sefer. Cisgender erkekler arasında, heteroseksüel erkekler arasında zaten ötekisiniz. Bir transfobi var ama bu sefer öbür tarafta da, yani farklı farklı alanlarda yine normatifini yaratamadığınız için güvenli bir alanınız da olmuyor. Filmin aslında ana kaygılarından bir tanesi de bu farklı erkeklik temsillerini göstermek ve kendi arasındaki hem şiddeti görünür kılmak, baskıyı görünür kılmak, hem de buralardaki
hangi erkek sorusunu sordurmaktı zaten. Filmin asıl amacı hangi erkeklik? Bu herkesin ağzında erkeklik meselesi var. Hepimizin, herkesin. Fakat iyi tanımlamak gerekiyor. Çünkü o erkek, fail erkeği de tanımlamamız gerekiyor. Öteki erkeği de tanımlarken. Çünkü öteki erkek derken özellikle akademide baktığımızda eleştirel erkeklik çalışmalarında çoğunlukla eşcinsel beyaz erkeklerden bahsediliyor yine. Yani o erkekler arasında da bir hiyerarşi var. Trans erkeklerden kimse bahsetmiyor. Ya da yine geleyim, trans erkeklerin yine filmde de var. Birkaç yerde. Ecmel'in olduğu bölümde mesela. İkinci sırada. Orada da trans erkeklerin normalleri de var. Çünkü trans erkekler de bu toplumun erkekleri ve bu toplumun erkekliğini öğrenerek, oraya öykünerek bir inşa gerçekleştiriyorlar. Haliyle bu sefer Ecmel'e de ya da diğer katılımcılardan da, starlarımızdan da birkaçının deneyimi olduğu üzere onlardan da makbul trans olması isteniyor bu sefer. Yani bunların hepsinin dışındaysanız zaten alansız kalıyorsunuz ve bazı trans erkekler stratejik olarak kendilerine güvenli bir alan yaratabilmek için normatif erkeklik kalıplarını kabul ediyorlar belki. Belki de etmiş gibi bir hayat sürüyorlar. Bu baskıyı da görünür kılan bir kaygısı var filmin. Yani hep şey duyarız ya, ezilenler ellerine fırsat geçtiği zaman en zalimlere dönüşürler, en kudretli ezenlere dönüşürler falan gibi. Senin anlattıklarında da bunun birebir karşılığı demeyelim de acı bir şekilde bu ötekileştirmeyi yaşamış insanların biraz daha anlayışlı, biraz daha kapsayıcı olmasını bekler insan ama bunu görememek çok şaşırtıcı taraflarından biriydi. Bu arada Gölge'nin berbere gitmesi çok üstüne düşündüğünüz şeylerden bir tanesi mi? Şimdi bir erkek berberinin ne olduğunu biliyoruz. İşte o bahsettiğim filmde eleştirdiğin erkekliğin, nasıl diyeyim, işte harman olduğu yer, işte o harç orada karılıyor gibi bir şey. Yani o tam anlamıyla işte oradaki sohbetlerle, oradaki şakalarla falan filan aslında insan daha işte küçük yaşta öğreniyor. Ben de büyüyünce böyle konuşacağım, ben de böyle davranacağım, o abi gibi davranacağım falan filan gibi şeyleri öğreniyor. O sanki üstüne düşünülmüş, seçilmiş şeylerden bir tanesi. Aslı, bahsetmek ister misin birazcık? Ege, tabii ki. Yani kaç yıllık yayıncı olarak oyunumuzu bozdun. Filmdeki evet, berber sahnesi düşünülmüş ve aslında tam da kontrastı en yüksek sahnelerden bir tanesi. Trans erkek birinin erkek berberine gittiğinde nasıl davrandığı veya berberin ona nasıl davrandığını şahitlik etmek istedik ama aslında orada bir intro gibi kaldı. Biz ilerleyen dönemlerde bunun üstüne ayrı bir çalışma, daha detaylı bir çalışma da yürütmek istiyoruz. Senin bu arada, az önce araya girmedim, şey notu düştün ya Ege, ezilenler iktidara geldiklerinde döneminin faşizmini yaratır çıkan bir şey dedin ya. Onunla ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani kimseyle ilgili böyle bir iddiamız ya da şeyimiz yok. Ama hiçbirimiz, yani hareketin içindeyiz diye, bunları okuyoruz diye veya bu mücadelenin içindeyiz diye hata yapmaktan, fail olmaktan, yanlış yapmaktan azade değiliz. Önemli olan gelişebilmek ve büyüyebilmek diye bakıyoruz her zaman. Yani yaptığımız, yani harekette yaptığı hataları, bireyler de yaptığı hataları kabul ettiği sürece ilerlemecilikten bir sıkıntı görmüyoruz. Dedim ya en başta, sohbetimizin başından beri sizin filmi izlerken ben başka şeyler düşündüm. Dön dolaş hani trans erkekler gibi bir marjinal, toplumun ötekileştirdiği bir grup hakkında bir filmi izlerken ben bahsedilen dertlerin dön dolaş herkesin derdiyle aynı olduğunu fark ettim. Yani beni filmde en çok etkileyen şey o oldu ve filmde işte bu az önce bahsettiğim o aralar var ya, oralarda hep şey düşündüm. Yani aynı bahsettiği şey aynı ve dön dolaş sanki bizim derdimiz, yani Türkiye olarak, toplum olarak demeyeyim, dünya olarak derdimiz yeni bir şeye karşı. Bir röportajda geçiyordu galiba, kim söylüyordu onu hatırlamıyorum ama kendileri gibi olmayan herkesten nefret ediyorlar diye bir cümle vardı.
Şimdi iki grup var. Bir kendileri gibi olmayanlardan nefret edenler var. Bir gerçek, acı bir gerçek. Ama aslında o kadar kalabalık değil onlar. Kendileri gibi olmayanlardan nefret edenler. Bir de hayatı biraz daha basit anlamaya çalışanlar var. İşte en başta bir temel bilgiler vardır ya hayatla ilgili, işte sıcak, soğuk. Bu yeni cinsiyet kimliklerinin ortaya çıkmasıyla beraber erkek vardır, kadın vardır. Babam erkektir, annem kadındır. Biz de çocuklarız diye hayatı öğrenen, tamam bu bilgiyi cebe indirdim, böyle de devam ederim deyip hayatına devam edecek insanların karşısında yeni yeni bilgiler çıkıyor. Bazı insanlar işte en başta dediğim gibi bunun dışında herhangi bir şeyi kabul etmeye tamamen karşılar. Hatta kabul etmemenin ötesinde nefret ediyorlar. Çünkü algılarıyla oynuyorsun. Başka bir şeyleri de vardır eminim derinlerde. Ama bir kısım insan sadece yetişemediğinden yabancı bir şeyle karşılaşıyor. Hiç bilmediği bir şeyle karşılaşıyor. Çok yeni şeyle karşılaşmak, hele böyle işte cinsiyet temelli biraz da mahrem bir konunun çerçevesinde gelişen olaylarda daha da onları ürküten şeyler oluyor. Şey gibi işte modada böyle de şey mi olur falan diye, böyle de müzik mi olur falan diye insanların şeyleri var ya, ön yargıları var ya kafada. Bir grup insan nefret ediyorsa nefret ediyor. Bence onlar için yapacak bir şey yok. Onlar hakkında konuşmaya da gerek yok. Ama ortada çok makul, sadece öğrenmesi için zaman tanınması gereken bir kitle var ve kazanılması gereken kitle o kitle ve bu film biraz ona hitap ediyor. Bence en etkileyici tarafı var. Her konuda aslında az böyle önce bu. Derin şeyi söyledi. Bu filmin amacı hangi erkeklik sorusunu sordurmak. Biz her ne kadar filmin üretiminde ve kendi aramızda queer bir teori kurmaya çalışsak da, yatay örgütlenmeye çalışsak da, filmde bir hiyerarşi kurmaya çalışmasak da ve çok da makul olmasak da, bu filmin ana akım bir film olmasını istiyoruz. Eğer ana akım nicel bir ölçü birimi ise dinleyenler için. Yani makul hı-hı, olmadan ve makbul olmadan ana akımlaşabilmek istiyoruz bu filmle. Tam da bu bahsettiğin insanları ön yargısı olan, belki nefret eden, belki sosyal hayatta çok da yan yana gelmek istemeyen, bundan imtina eden insanların karşısına bu film düşsün istiyoruz. Ben onu da doğru şekilde yaptığınızı düşünüyorum. Yani bu, umarım bu çalışma bu çizgide daha da gelişerek doğru bir şekilde devam eder. Ben vaktimizin de sonuna geldiğimizi düşünerek hemen gene çok etkileyici şeylerden bir tanesi, filmde en çok aklımda kalan şeylerden bir tanesini konuşmak istiyorum. Bu balıkçılarla takılan starımız kimdi? O Gölge, Maviş, iki ismi var. Hı hı. Pardon, Gölge'ye gittiğini aklım. Gölge. Yaman ve Maviş iki ismi kullanıyor. Hı. Onun da hikayesi aslında şey, bence en çarpıcı hikayelerden bir tanesi. Çünkü o da artık böyle nasıl diyeyim, bir de balıkçılık yani bu macho bir şeydir dünyanın her tarafında. Orada kendini kabul ettirmesi bence çok etkileyici. Filmin tabii esas starı benim gözümde sensin derin de. Estağfurullah. Yani en parlak karakterlerinden bir tanesiydi. Bir de şey vardı orada. Bence filminizdeki tek böyle esprili yaklaşım. Sadece bunun üstüne de bir yan film bile çekilebilir. Ne zaman taktırıyorsun falan filan diye. Bu bilmiyorum, belki şimdi bu erkeklik inşasında eleştirilen bir şeydir. Bu da erkeklerin bu kadar kaba bir espri anlayışı olması. Ama bu bir tarafında kapalı bir dünyanın kendi içinde şakalaşması ve aslında ilişki kurması. Burada Maviş'in bu esprilere konuk olması, ki eminim kim bilir neler neler anlatmıştı, ne espriler yapılıyordur aralarında falan. O esprilerle özne olması, ben kendisinin de yaptığına inanıyorum, o samimiyeti yakaladığına inanıyorum. Çünkü şey vardır şimdi erkek dünyasında, kadınların da dünyasında olduğunu eminim. Bir şey cümlesi geçiyor ya onun laflarının arasında, o abilerimiz var onlarla içiyoruz falan. O kadar önemli bir şey ki o erkeklikte, abilerle içmek demek beni de aralarına aldılar, ben de bir basamak daha yükseldim demek. Tam anlamıyla kabullenilmenin hissedildiği şeydir bu. Bence onun en büyük şanslarından bir tanesi. Bunun şakasını yapabilmek de, bu kadar maço olduğunu düşündüğümüz bir grubun da karşısındakini
tam bir insan olarak değerlendirecek olgunluğa ve beklemediğimiz bir gruptan bu olgunluğa ulaştığını görmemiz anlamına geliyor. En etkileyici şeylerden bir tanesi de oydu bence. Evet, yani Maviş'in deneyimi de yine gölgenin olduğu gibi beni yıllardır etkileyen ve daha devrimci bulduğum bir deneyim. Ve çok ana akım LGBT artı hareketi içerisinde gördüğümüz aktörler değil bu aktörler. Dediğim gibi çeperde insanlar. Fakat bence kendi alanlarında etkiledikleri ve dönüştürdükleri birçok şey var. Maviş'in de keza öyle ve çok gerçekten erkekliğin yeniden her gün yüzlerce kez üretildiği bir kahvehane ortamında orası. Orada da çalışıyor çünkü. Hı hı. Balıkçılar Barınağı'nın kahvesinde çalışıyor. Ayrıca teknede yaşıyor. Balıkçılık da yapıyor. Yani bu arada şey diyelim, kahve de yani. Kafe evet. Falan değil yani. Kahvehane. Aynen. Kahvehane. Ve orada erkeklik bir günde yani kaç kere üretiliyor, devriliyor, baştan yaratılıyordur muhtemelen. Ve çok şiddetli yani orada birçok cisgender erkeğin de şiddete açık halde olduğu bir alan olduğunu düşünüyorum ki keza hı hı. Trans erkekler için çok çok daha dezavantajlı bir yerken burada evet hani böyle bir sosyal imkan kendisine açmış ve kendini tırnak içinde kabul ettirmiş olması ve oradan artık onun için güvenli bir alanı işaret ediyor olması önemli ve oradaki kitlenin de Maviş'le beraber dönüştüğünü de söyleyebilirim. Şöyle, biz 2 yıldır... En etkileyicisi o işte. Yani bence filmin verdiği en önemli mesajlardan bir tanesi. Bunu kahvede balıkçıların bu dönüşümünü Mersin gibi bir yerde yaşadığını gösteriyorsunuz. Ve biz bütün dünyada daha saçma saçma şeylerle uğraşıyoruz gibi bir mesaj var orada. Bir de şöyle bir güzelliği var. Hani bu dönüşüm sadece kendiyle de sınırlı değil. Biz 2 yıldır Mersin'de Onur Haftası'nda karada alan bulamadığımız için oradaki tekneleri kiralayıp eylemselliklerimizi Maviş'in sayesinde denizde gerçekleştiriyoruz. Bu hareketin içerisinde bir aktör değil dedim ama dolaylı olarak bu hareketin bir parçası kendisi de. Sponsor diyebiliriz neredeyse. Mekan sponsoruna dönüşmüş zaman içinde. Evet, evet. Aynen. Orayı da hani bizim orada toplanmamız, güvenli bir alan olması ve bizim orada görünür olmamızın zeminini sağlayan şey de onun orada geliştirdiği ilişkiler. Bir de engelli starımız var. O başka bir açıdan ve en dramatik hikayelerden bir tanesini anlatıyor burada. Ona da değinelim. Erkekliğin ötesinde engelli olmanın bu toplumda kadın erkek fark etmeden yaşatılan şey, hakikaten anlattığı şeyler arasında en acıklı hikayeler işte güneşi arkama almadan ben tabii haberi spoiler veriyorum ama zaten 20 dakikalık belgeselini sohbetimizde her şeyini anlattık gibi bir şey olacak. Ama sonunda büyük bir sürpriz var ve inanılmaz bir şekilde katil, hiç beklemediğiniz birisi çıkıyor diyeyim de şey palavra da olsa şey olsun insanlara. En acıklı şeyleri o anlatıyor aslında baktığınız zaman. Yani ben kendi terazimden en çok yaralayan şeyleri onun ağzından duyduklarım olduğunu söyleyebilirim şey olarak. Çünkü benim adıma sanki daha kolay anlayabileceğim şeylermiş gibi geldi anlattıklarım. Orada yine de mesela engellilik meselesinin de kadın erkek için farklı olduğundan ve avantajlı olan yerlerinden de bahsettiği için ben çok kıymetli buluyorum onu, o tespitini de. Yani şimdiye kadar mesela o gün onu dinleyene kadar benim de fark ettiğim ve keşfettiğim bir şey değildi belki bu kadar. Başka bir aktivist daha var orada. Gene erkekliğin üretildiği yerlerden bir tanesi. Belki gitse orada kendini kabul ettirdi. Aynı zamanda vicdani redçi bir star daha vardı. Evet, Bora. Bora. O da tam anlamıyla yani işte bu askerlik hani tornadır falan gibi böyle kafalarda oturmuş bir şey var ya, başka bir tornada var orada yani. Aslında biraz onun etrafından dolanmış bir hikayeyi anlatıyor. Bir de bunun yaşadığımız şeyin, yani zaten sen az önce söyledin ya, bütün dünyada da çok yeni bazı kavramlar, bazı şeyleri oturtmak. Gelin bir doğu ülkesinden bir star vardı. O zaten hani çok ilerici olmadığını bildiğimiz bir toplumda yaşadığı zorlukları anlatıyordu. Ve aynı şeyleri anlatıyordu. Kelime kelimesine hani sanki sözleşmişlerdi, ellerine yazılı metin vermişler diye birisi zorlasa o kadar aynı şeyleri yaşamak ve dön dolaş işte hep her seferinde aynı şeyi hissettim. Aynı. Yani insanlar farklı bir şeye karşı
bir şeyleri anlamaya zaman ayırsalar her alanda, yani bu farklı kimliklerde böyle, farklı zevklerde böyle, farklı yaklaşımlarda böyle, bilmediği bir şeye nefretle yaklaşmaktansa biraz adım adım yaklaşmak bu dünyayı değiştirecek şey gibi geliyor. Hepimiz bir yoldayız ve gidiyoruz hala. İşte bu filmin bence özelliklerinden bir tanesi bu. Arada çok büyük bir, ben şimdi hani boş boş yüzdeler vererek şey yapmayayım ama uç sesi çok çıkan, tamamen nefrete dayalı bir konumda olan bir grup var. Ortada aslında bıraktığın zaman, zaman tanıdığında anlayabilecek, işte bu Maviş'in yaşadığı gibi kabullenmeyi gösterebilecek, o dönüşümü gösterebilecek bir kitle var. Bunlara ulaşmanın yolu da sizinki gibi çalışmalar. En önemli kısmı buydu izlerken. Şeyi hiç konuşamadık bu arada, sivil düşünle yolunuzun nasıl kesiştiğini. Çünkü hakikaten ortada böyle bir film olunca uzun uzun döndü dolaş filmi konuşmuş olduk. Filmi çektikten sonra mı sivil düşünle yollarınız kesişti? Yoksa film projesi aklınıza geldi, nasıl çekeriz, nasıl çekeriz yani derken? Şey, ben normal profesyonel hayatımda da iş yaptığım markaların büyük bir çoğunluğu sivil toplum zaten. O yüzden yakından bildiğimiz bir kurum. Eşimizin, dostumuzun da proje yazdığı, temas ettiği, hayatımıza dokunan bir yer. Sivil düşünle ilgili şunu söylemek istiyorum. Hak temelli sinema üretiminde erişilebilirlik ağlarını bu denli arttırması ve demokratikleştirmesi bence çok önemli. Özellikle yerelde. Ayrıca erişilebilirliği gerçekten çok önemli. Çünkü birçok fon projeleri yazacak kişilerin gözünde çok büyüyor. Türkçe olmuyor. Türkçe olmuyor. Çok karmaşık oluyor. Yönetilmesi çok güç oluyor. Rapor dönemleri çok güç oluyor ve insanlar yapacakları işe bakıp, bu proseslere bakıp vazgeçebiliyor ve hiç kendi işlerinde de çok motivasyonlarını düşüren bir şey oluyor. Fakat sivil düşün yıllardır bu alanda bu mottoyla yolda, yani çok erişilebilir ve hak temelli bir noktada duruyor. Bizlerin, yani benim de Aslı'nın da yıllardır deneyimlediğimiz bir şekilde içinde olduğumuz, benim sivil toplum alanında daha öncesinde hem kurumsal hem bireysel destek aldığım, çevreme, eşime, dostuma, hak temelli çalışan herkese tavsiye ettiğim, teşvik ettiğim bir program. Ve hani Türkiye'de böyle bir programın olması bizim için çok önemli. LGBT artı hareketi için de çok önemli bir noktada duruyor ayrıyetten. Hani hak temelli çalışmalar içerisinde her zaman yerini bulamayan bir alan. O bakımdan burada da kendimizi iyi hissediyoruz. Hak temelli ek olarak belki derin şunu söylesek daha açık olur. Sivil düşün bizim için aktivizm ve sanatın buluşmasını sağlamış oldu. Bir de derinden anlattıklarında şu var. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bu toprağın rahatlığını bir şekilde oturtmuş insanlar olarak kağıt kürek işinden çok hoşlanmıyoruz. Buna çok bulaşmadan işe odaklanmanı, tamam işte raporlamasıyla uğraşmayayım da şunu şöyle yazmak, ay onu şöyle düzeltmek lazım da zaman kaybetmeden, yapacağınız işten soğumadan, hatta işi ortaya çıkarmaya imkan tanıyan bir yapısı var. Konuştuklarımdan, konuştuğum herkesten de, işte diğer aktivistlerden de bununla ilgili şeyler duyuyorum. Çok vaktinizi aldım. Bu arada Derin, şu anda sen Şanlıurfa'dasın. Yine bir çalışma için oradasın. Zaten oradan oraya koşuyorsun. Yakalaması zor oldu. Çok vaktinizi aldım. Çok teşekkürler bir kez daha. Bir daha alacağım vaktinizi. Bu arada filmi daha uzun konuşmak adına benim kendi podcastimde onun da sözünü bir kez daha kayıtlara geçelim diye almak istiyorum sizden veda etmeden önce. Seve seve Ege. Biz teşekkür ederiz bizi konuk ettiğin için. Çok teşekkürler Aslan. Ben de kendi adıma çok seve seve isterim daha uzun uzun konuşmayı. Bir de bitirmeden önce ben katkısı olan, bu çalışmada katkısı olan, Kekre'de katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için kolektif bir iş. Aramızda bir hiyerarşi yok, sadece bir görev dağılımı var. Hepimizin bir ürünü, üretimi. Hepimiz de birlikte gerçekleştirdik ve bu içerisinde bir kişi dahi olmasaydı olmazdı yani bizim için. Ve özellikle teşekkür kısmında filmi izleyenler görecektir. Kalabalık bir teşekkür listesi var. Bir de ben ayrıca Nuri Harun Ateş'e de buradan teşekkür edeyim tekrar. Kendisi filme müziği de telifsiz bir şekilde verdi sağ olsun. Filmimizin fragmanında, teaserında kullandık. Bir de filmimizin sonunda kullandık.
Ya bayağı bir kolektif iş oldu yani bu alanda. Herkesin eli değdi, emeği değdi, teri değdi. O yüzden de bence bu kadar kıymetli bir yerde duracak bizler için. Görüntü yönetmenine teşekkür etmezsen ben bozulacağım. Onu da istersen bir alalım derim. Görüntü yönetmenine tabii ki de Musa'cığıma çok teşekkür ederiz buradan. Kendisi olmasaydı o zorlu şartlarda Mersin'de en azından gerçekten çok çok daha büyük zorluklar yaşardık. İyi ki var. Herkes iyi ki var. Çok teşekkürler bir kez daha. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. En İyi kısa zamanda. Belki bir akşamlar. film salonunda görüşürüz. Neden olmasın? Sivil Düşünenlerin sonuna geldik. Sohbeti dinlerken kendi kendinize ben de bir şeyler yapabilirim aslında dediyseniz harika. Yapabileceğiniz çalışmalar, alabileceğiniz desteklerle ilgili sivildüşün.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyada da Sivil Düşün'ü Instagram, Facebook ve Twitter'da Sivil Düşün adıyla bulabilirsiniz. En son paylaşımlara ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.